Kemal'den vazgeç, annen yaşasın. Kemal'i bana geri ver, annenin hayatını kurtarayım Bahar. Ne diyorsun? Hadi ama, fazlasıyla adil davranıyorum sana. Bak, annenin hayatı ellerinde. Zaman kaybediyorsun. Şu an aldığı nefes son nefesi olabilir. Tamam mı? Hayır. Ben Kemal'den vazgeçemem. Bahar dur! Hadi yat bakalım. Umut aradı mı? Aradı. Bir şey demedin değil mi? Yok söylemedim. Şimdi askerde aklı sende kalmasın. İyi etmişsin kızım. Asker ocağında bir şey yapamaz. Delirir durur şimdi. İyileşince beri ararım. Ararsın. Bahar nerede? Koridorda birlikteydik. Sonra gözden kayboldu. Sana bir şey demedi mi? Yok. Doktorların peşindedir yine. Babasını çekmiş. O da öyle. Bahar'ın doğumunda kattıydı hastaneyi birbirine. Belli bu ameliyata kadar gelmeyecek deli kız. Ben de heyecandan söyleyemem belki. Şimdi söyle vereyim. Sevgi anne. Bizi yine üzmeyeceksin değil mi? Üzülmeyin oğlum. Baksana ben çok iyiyim. Ama kader sen dün beni çok üzdün. Çok ağladın kızım. Ben seni daha güçlü zannediyordum. Güçlü ol biraz da ama. Hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Anne. Kemal. Oğlum ben dün de söyledim de. Gene söylemek istiyorum. Bahar sana emanet. Kadere de ikiniz sahip çık. O abisini filan dinlemez. Hayat çok güzel. Kıymetini bilin. Ben kendimi çok şanslı sayıyorum sizin gibi çocuklarım olduğu için. Çok korktum kader. Çok korktum ben size bir şey olacak diye. Onun için bazen biraz sert bir anne oldum. İçim yanmadı değil. Yandı ama belli etmedim. Mecburdum. Tek başına üç çocuk büyütmek kolay değil. Allah'tan bir tek şey diledim ben. Çocuklarımın bahtını açık et dedim. Bahtınız açık olsun yavrum. Yüzünüz hep gülsün tamam mı? Annem, ne olur böyle veda eder gibi konuşma. Alın yazısı kızım. Belki kalkamam ama masada. Bak. Ne olursa olsun yüreğim yüreğinizde atacak. Ne zaman başınız dara düşerse mutlu günlerimiz anımsayın değil mi? Bizim de bir annemiz vardı. Beni çok severdi. Bizi canından çok severdi. Güç alın. Kemal. Sen de benim bir evladımsın. Daha çok güzel günler göreceğiz. De göremezsin ki. Birbirimizi sımsıkı. Allah'a emanet olun.
ki. Hadi ama. Abla korkuyorum. Ay mavi boncuğum, niye korkuyorsun annem? O günden sonra Kemal'le hiç karşılaşmadık. Ne kötü bir şey söylerse? Söylemez, söylemez. Bir tanem Kemal seni sever, söylemez annem. Onca şeyden sonra sevmese de hak veririm zaten. Hadi, 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 hadi. Tamam, tamam abi. Bekliyorum. Yok, yok. Sen gel yeterli. Görüşürüz abi. Feride. Kemal, annem. Feride bana geldi. Seni duymuş, dayanamamış. Biz de şey edelim dedik. Sevgi'ye gelip destek olalım dedik. Nasıl hoş? Ne işi var onun burada? Kemal, annem. Bir dinle garibana. Sen vicdanlısındır. Allah aşkına bir dinle. Nazire abla, ben gideyim. Aa, olur mu öyle şey? Anlatsana her şeyi. Osman Bey'in sesini falan duyduğunu. Nazire abla. Aa, benim Sevgi'ye bakmam lazım. İçeride ya kadın. Ne olursunuz yalvarırım. Hastane yönetimiyle konuştum, kabul etmediler. Belki siz ikna edersiniz, bir şeyler yaparsınız. Söz veriyorum, ödeyeceğiz. Onurumun üzerine söz veririm. Ödeyeceğiz, yalvarırım bir şey yapın, yardım edin. Bakın Bahar Hanım, emin olun ben de çok üzülüyorum durumunuza. Ama maalesef hastane yönetimiyle de konuştum. Kabul etmiyorlar. Çok üzgünüm. Ne olacak peki anneme? Ne yapacağız, ne olacak ona? Nesin Hanım bizden haber bekliyor. Yarın hastaneden ayrılacak. Yurt dışına tekrar çıkacak. O yüzden bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Dondum ya. Ya bir tane taksi yok ya. Lanet. Tamam. Kabul ediyorum. Ver çeki. Nihayet. Kafan çalışıyormuş, aferin. Ama unutma, Kemal'i bana bırakacaksın. Ondan ayrılacaksın. Tamam dedim. Sana nasıl güveneceğim? Ya bir yanlış yaparsan? Ya bu anlaşmadan birine bahsedersen? Ondan uzatma. Ben bir söz verdiğimde tutarım. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Eğer hayır deseydin, ömür boyu vicdan azabı çekerdin. Ablam nerede bulabildin mi? Yok. Buralardadır ama. Gelir birazdan. Ay. Ne Bahar'dan haber var, ne ameliyattan. Bunlar beni ameliyat almayacak mı yoksa? Ya saklamayın, çocuklar o kadar umutsuz mu bu durum? Aa Sevgi, o nereden çıktı Allah korusun? Anneciğim, daha zaman var. Sen niye böyle kuruntu yapıp duruyorsun? Lütfen ama ya. Gerçekten Sevgi anne. Senin ameliyatını yapacak doktorun senden önce iki ameliyatı daha varmış. Ha? Uzun sürüyor yani. Aslında benim canıma minnet. Keşke genç girmese. Anne, bak. Tamam, tamam biliyorum. Mecburum. Korkma, olacağım ameliyat. Benim yaşamak için çok sebebim var anne. Kuzum. Hele şükür.
Kaçtın gittin sandım kızım. Nerede kaldın sen? Yukarıdaydım anneciğim. Doktor bekledim konuşmak için. Ben dedim size buralardadır diye. Aşkım bir daha böyle kaybolma. Biz sensiz yapamıyoruz. Ne diyorlar? Ay bekle bekle, şiştim bahar burada. Merak etme anne. Az sonra seni hazırlayıp ameliyata alacaklar. Çok şükür ya işte, çok şükür. Biraz daha geciksen ben de meraklanmaya başlayacaktım artık. Doktorun iki tane ameliyatı varmış. O yüzden geciktiler. Alacaklar seni az sonra. Ay ama insan haber vermez mi ya? Böyle kurbanlık koyun gibi beklemek kolay sanki. Canım benim. Heyecandan nefesim daraldı. Anneciğim sakin ol, bak tansiyonun çıkacak. Hem hemen girip sağ salim çıkacaksın, korkmana gerek yok. İnşallah çok güzel olacak anne. Bak ablan nerede diye kızıp duruyordun. Her şeyi halledip gelmiş. Baldız, ablan kimseyi yarı yolda bırakmaz. Öyledir. Hakikatledir benim bahar. Ben abimleri unuttum. Ay koş oğlum, ayıp. Ben hemen gelirim. Neyin var senin? Niye içtin bu kadar? Yeter artık, içme, kötüsün. Karışma! Bir şey mi oldu? Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? Sevgi teyze ölüyor be. Sevgi teyze ölüyor. Sen öldürdün onu. Ben öldürdüm. Biz öldürdük el birliğiyle. Allah kahretsin lan bizi. Allah kahretsin. Bir şey olmayacak. Olmaz herhalde, korkma. Ulan sen hala hangi yüzle konuşuyorsun? Dur, ne yapıyorsun ya? Ulan dua et kadınsın. Dua et! Niye çıkmadılar hala? Biraz sakin ol. Bak kadar fena zaten. Güçlü olmalıyız. Ablam. Nazire, nasıl oldu Sevgi Hanım? Ameliyathanede. İyi olacak inşallah. İyi olacak, bekliyoruz. İnşallah. Nazire, Cüneyt bugün uğradı mı hastaneye? Geldi, burada bekliyor. Oradaymış. Gideyim mi? Yok yok. Ablam, Feride de geldi. Feride mi? Ne münasebetle gelmiş? Canım duymuş işte, dayanamamış çocuk. Kemal pek bir sevindi ya. Mahsus Nazire, anlatma bana onu. Bana onu anlatma. Hala orada mı o? Yok, gitti.
İyi. Hadi geçmiş olsun. Of. Terbiyesiz. Utanmadan oraya gitmiş. İnanmıyorum ya. Ne işi var onun benim nişanlımın yanında? Yok, ben dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Dur kızım, nereye gidiyorsun? Geç bakalım, bir otur. Bir sakinleş. Cüneyt zaten kızgın sana. Böyle bir yere varılmaz. Otur şöyle hadi. Sevgi Karacan'ın yakınları. Evet biziz. Acil kan lazım. Kan mı? Neden? Anneme bir şey mi oldu? Bilgim yok. Sadece ameliyathaneden kan istendi. Tamam. Ben veririm. Hadi gidelim. Seninki uyumaz ki ablacığım. Seninki ARH pozitif, anneminki sıfır negatif. Tamam. Ben verebilirim. Benimki uyuyor. Girişteki odaya geçelim. Buyurun lütfen. Ne kadar kana ihtiyaç var bir öğreneyim. Kemal'in kanı yetmeyebilir. Abla. Niye hiç kimse bir şey söylemiyor ya? Merak etme ablacığım. Allah'ın izniyle anneme hiçbir şey olmayacak. Allah'ım sana yalvarırım, anneme bir şey olmaz. Gitmedin mi kızım sen hala? Defol buradan. Defol! Ya sen de iyice delirdin ha. Yine ne oldu ya? Yine ne oldu anlamıyorum. Anlayamazsın. Sen anlayamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü sen insan değilsin kızım. İnsan değilsin sen. Ben bunu bugün bir kere daha anladım. Sevgi değilse ölüyor diyorum lan sana. Ölüyor kadın. Hiçbir vicdanın sızlamıyor senin ya. Nasıl yaşayacaksın lan bununla? Ha nasıl yaşayacaksın bu yükle? Ama sen yaşarsın. Çünkü sen insan değilsin ki. Sen şeytansın, şeytan. Ama ben nasıl yaşayacağım bu yükle? Ya bu hani ameliyat olacaktı. Hani kurtulacaktı. Yok ameliyat falan. Olmayacak, olamayacak. Çok para istediler. Ben bulamadım o parayı. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Allah kahretsin. Kına yak lan. Kına yak artık. Artık kına yak. Öldürdün kadını lan. Sen öldürdün. Biz öldürüyoruz ya. Biz öldürüyoruz kadını. Kerem, çok zor durumdayız. Acil kana ihtiyacımız var. Tamam Yıldız ablacığım. Sen de bir haber alırsan beni ara, olur mu? Hadi görüşürüz. Bay bay. Sağ ol Cenk. Sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Şirketi aradım. Hala haber yok. Kemal arıyor. Alo Kemal. Neredesin oğlum? Kan lazım Sevgi anneye. Sevgi anne ameliyata girdi mi? Durumu nasıl? Ya girdi de ters giden bir şeyler var. Ben kan verdim ama yetmedi. Sıfır negatif. Konuşacak hiç zaman yok Berat. Duraktakilere de haber ver hadi. Tamam ben hemen geliyorum. Ne oluyor? Nereye? Sevgi teyze ameliyata girmiş. Durumu kritikmiş. Kan lazım. Kritik mi? Nasıl ya? Ölecek mi? Üzülme artık ne olur. Bak gereken kan bulunmuş. İyileşecek anne. Sen sadece dua et. İnşallah. Nasıl oldu Sevgi teyze? Ya ben herkese söyledim ama ne bulunmaz kanmış arkadaş ya. Biz o işi hallettik Berat. Şirketten iki kişi geldi. Kan verecekler. İyi o zaman ya. Doktor bir şey dedi mi? Demedi.
Allah sabır versin oğlum. Beklemek çok zor. Zor abla, çok zor. Bahar, tamam üzülme artık. Bak Sevgi teyze iyileşecek. Peki nasıl oldun? Nasıl aldılar ameliyata? Hastane yönetimi kabul etti işte. Doktorlar para almayacak. İyi de sen demiştin ki... Ya durum değişti işte. Bahar, madem durum değişti niye bu kadar süründürdüler? Berat, şimdi bunları konuşacak durumda değilim ben. Gittim yalvardım, acıdılar bana işte. Bahar'cığım, ben artık gideyim olur mu? Her şey için çok sağ ol Yıldız abla. Ne demek? Yalnız beni arayıp haberdar edeceksin. Saat kaç olursa olsun ara, tamam mı? Tamam. Sen de üzülme artık. Sevgi abla güçlü kadındır, atlatacak. İnşallah. Hoşça kalın. Olur, lütfen bir şey söyleyin. İzin verin lütfen. Zamanla yaşıyoruz. Doktor hanım. Ben kızıyım. Yurt dışından yeni geldim. Annemi göremedim daha. Ne olur bir şey söyleyin. Hasta çok kan kaybediyor. Kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdilik başka bilgi vermeyeceğim. Hayır Sevgi hanım ya. İyileşmen lazım. Tam her şey düzelecekken ölemezsin. Ne işin var senin burada? Merak ettim. Ya ne bakıyorsun öyle? Ben de taştan değilim herhalde. Ondan hiç emin değilim Allah'ım. Seninle uğraşamayacağım şimdi Berat. Uğraşma zaten. O kadını merak edecek en son kişi sensin. Çünkü o kadın senin yüzünden bu hale geldi. Ya bir sussana sen, şimdi biri duyacak. Anlat. Bas git, kimseye de bulaşma. Tamam. Ben gidersem sen de gidersin. Ya sen ne çabuk unutuyorsun. Biz suç ortağıyız. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Ne oldu? Annem nasıl? Bitti mi ameliyat? Üzgünüm. Biz elimizden geleni yaptık. Ama maalesef hastayı kaybettik. Hayır. Canım. Sakinleştireceğim etkisi herhalde. Dağılın. Bir haber var mı? Ne oldu? Yok. Daha çıkmadılar. Geçmiş olsun Bahar. Ben anneni merak ettim de. Büyük geçmiş olsun. Ameliyat gayet başarılı geçti. Anneniz bir ara bizi korkuttu ama her şey normale döndü. Şimdi bilincinin açılmasını bekliyoruz. Ama en tehlikeli kısmı atlattık. Hepinize geçmiş olsun. Allah aşkına. Anneniz güçlü kadın. Bunu bir kere daha kanıtladı. Hadi geçmiş olsun. Sizin sayenizde. Siz olduğunuz için güçlüyüz biz. Aa, Kader sen Yıldız abla haber verdin mi? Ay ben heyecandan onu unuttum ya. Dur hemen arayayım. Anneme bakın. Ameliyatın bittiğinden haberi yok herhalde daha. Anneciğim, ameliyat bitti. Sevgi teyze kurtuldu, geçmiş olsun. Onun için şükrediyorum ya. Keşke bir de görseydik. Aldılar ya işte odaya. Ayılmasını bekliyorlar. Hadi gül biraz. Şu günler bir geçsin de Sevgi anne iyice iyileşsin. Kaldığımız yerden devam edip düğünümüzü bitirelim. Kötü günler geçti gitti. Güzel sevgilim benim.
Bahar'cığım çok geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Kemal ne olur bir şey söyleme. Handan, keyfim o kadar yerinde ki sen bile bozamazsın. Kemal. Geldim abi. Annen kurtuldu çok şükür. Ben sana anneni verdim. Sen de bana Kemal'i vereceksin. Sözünü unutma.